Arkadaşlar şu an itibariyle 2020 yılından bugüne kadar hazırladığımız dilekçe sayesinde 13.030 vatandaşımız kredi ve kredi kartına kavuştu arkadaşlar. İşte şu sicil afı dilekçesi sayesinde arkadaşlar. 3 sayfalık hazırladığımız sicil afı dilekçesi sayesinde 13.030 vatandaşımız kredi ve kredi kartına kavuştu. Bunların bütün ispatları WhatsApp'ta bize gönderilen yazılarda ve bugüne kadar paylaşmış olduğum videolarda delilleri meydanda arkadaşlar. Zaten e, saymadan etmeden araştırmacı Gökhan'ın paylaşma ihtimali var mı? Sizler takdirinize sunuyorum. Nedir bu sicil affı dilekçesi? Nereye göndereceksiniz ve hangi kanun maddesi? Şimdi size ilk baştan başlıyorum arkadaşlar. Öncelikle sicil lafı dilekçe salmak isteyenler WhatsApp numaramız 0543 641 6177. Bu videonun açıklama kısmında WhatsApp numaramız var arkadaşlar. İlk 7226 sayılı bir kanun çıktı arkadaşlar 2020 yılında. Gördünüz mü? Bakın. 7226 sayılı kanun. Burada bunun büyük ihtimalle 48. maddesi olması lazım bakıyorum hemen. Aynen 48. maddesi. 48. maddesi şurada arkadaşlar. Sicilin dikkate alınmadan ile ilgili. Şimdi burada vatandaşlara dediler ki 31.12.2020 20 tarihine kadar mevcut borcunuz varsa bunları diyor yapılandırın ya da tamamını ödeyin diyor. Sen diyor sicilini dikkate almayacağım diyor. 31-12-2020 20 tarihine kadar diyor. Sonra vatandaşlar bununla ilgili çok talepte bulundular. Hani bu kanun maddesini çok dikkate aldılar ve devletimiz dedi ki bu kanun maddesini ben uzatıyorum. Ee, bir müddet sonra 7326 sayılı kanunu çıkardı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. 7326 sayılı kanunun 27. maddesi olması lazım. Pardon 13. maddesi. 13. maddesi. O da aynı şekilde devam etti. Dedi ki mevcut borcunu ödeyen ya da yapılandıranlar başvuru yaptığında risk merkezinde tutulan rapor dikkate alınmayacak diyor. Burada ne diyor? Ee, aynı kanunu ne yaptılar şimdi arkadaşlar? Bakın anlatıyorum. 31 12 2021 tarihine kadar borcunu yapılandıranlar ya da tamamını ödeyenler diyor. Yani tarihi uzattılar burada arkadaşlar kanunda burada en sounda e, 7420 sayılı kanun çıktı ve bizim hazırladığımız dilekçede zaten e, son çıkan kanun maddesine göre 7420 sayılı kanunun e, 27 maddesi olması lazım aynen 27 maddesi O da burada arkadaşlar yine tarihi uzattılar Şimdi bu da 2023'ün işte 7. ayın biri 2023 tarihine kadar tamamının ödenmesi ve yeniden yapılandırması halinde e, kredi ve kredi kartı başvurularında siciliniz dikkate alınmadan değerlendirilecek diyor. Biz bu bütün kanun maddesine göre sicil affı dilekçesini hazırladık arkadaşlar. Böyle bir dilekçemiz var. Bu yaklaşık 3 sayfalık arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi bu dilekçenin içerisinde ne var? Mesela e, bankacılık düzenleme ve denetleme kurumundan aldığımız e, bilgi. işte Türkiye Büyük Millet Meclisi dilekçe komisyonuna yazıp oradan aldığımız bilgi. Sonra bunların içerisindeki çıkan kanun maddelerinin linkleri. İşte e, finansal konularla ilgili kendi düşüncelerimi de aktardığım birçok yazı var arkadaşlar burada. Hatta Türkiye Bankalar Birliği'nin e, paylaşmış olduğu duyurular var. İşte kredimi, kredi mi kredi kartı istiyorsunuz? Bununla ilgili burada işaretleme yapabiliyorsunuz. Şurayı zaten sizin adınıza ben dolduracağım. Ee, bunu bankanın genel müdürlüğüne gönderip şansınızı deneyeceksiniz. Peki kimler alabilir? Kimler alsın? Gökhan kardeşim. Ben dilekçe yazsam benim işime yarar mı? Arkadaşlar ilgili kanun tamam. 7. ayın biri nerede? 7. ayın biri 2023 tarihine kadar borcunuzu yapılandırma ya da tamamını ödeme. Ya da hiç borcunuz olmaması lazım. Hani bu 5 ile tabi muhabbeti var ya, onu beklemeden bu sicil hafı dilekçesini gönder ve 2. Varlık yönetim şirketine borcum var, göndersem işime yarar mı? Arkadaşlar, e, kanuna göre işinize yaramaz. Ama adamlar diyor ki, ben almak istiyorum kardeşim. Hani 2020 yılından bugüne kadar bunların içerisinden alıp da varlık şirketine borcu varken kredisi onaylananlar var. Ama ben size çıkar mı bilemem. Alıp denemen lazım. Ama benim fikrimde çıkmaz. Ama e, bununla ilgili yüzlerce şey var. E, onaylananlar var. Mevcut icra borcum var. Mevcut yani banka borcu değil de mevcut icra borçlarım var. Bununla ilgili göndersem bana onaylanır mı? Arkadaşlar, mevcut borcu varken, hatta 16-17 tane icra dosyası varken onaylananlar var. Ama sana çıkar mı bilemem. Ona çıkıyor da bana niye çıkmıyor diye bir şey diyemeyiz. Nihai karar kim veriyor? Bankalar veriyor arkadaşlar. O yüzden dilekçeyi alıp gönderin, bankadan gelecek cevap bekleyin. Şimdi yapmanız gerekeni söylüyorum. WhatsApp'tan yazıyorsun. 0543 641 61 77. Yazdıktan sonra sana otomatik bir mesaj geliyor. Ödemeni yapıyorsun, bilgi veriyorsun. Ne kadar dilekçe ücretimiz? A B C D E 5 tane banka resmi verdim bana. Toplam ücreti 150 TL. Başka ödeme yapmıyorsun. Sonra sana bu dilekçeyi hazırlıyorum. WhatsApp'tan gönderiyorum. Çıktı alıyorsun, zarfa koyuyorsun her bir her birini ayrı ayrı bankanın genel müdürlüğüne iadeli ve taatlı şekilde gönderiyorsun. Veya normal gönderebilirsin. İadeli taatlı demek bankaya teslim edilip edilmediği ilgili sana bir beyaz kağıt geliyor. Teslim edilmiştir diye. O yüzden şansınızı denemenizde fayda var. 13.030 şu anda onay sayısı arkadaşlar. O kardeşlerimize de hayırlı uğurlu olsun inşallah. genelde onaylanan vatandaşlarımız gelip de yorumlar yazmazlar. Ama ben buradan yine söylüyorum kredisi onaylanan bütün kardeşlerim lütfen gelin bu videonun altına esas ve gerçek hakikat neyse onu bu videonun altına yazın. Bir de ben e, Whatsapp'tan toplu mesaj göndereceğim herkese. İsteyen gelsin yazsın arkadaşlar. Kimseye de zorla gel yorum yaz diyemeyiz. E, bu konuyla ilgili hani baskı da yapamayız. İsteyen gelsin yazsın. E, vatandaşlar da görsünler burada. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar. WhatsApp'tan bekliyorum.